İsviçre'nin CERN şehrinde yapılan CERN deneyi hala gizemini koruyor. Bilim adamlarının eskiden diş macunu tavsiyeleriyle, sağlıklı hayat için önermelerle filan tanırdık değil mi? Bize böyle üretilmişti. Bize bunları öğreten ponçik bilim adamları ne oldu da CERN deneyini yaptı? Diş macunu ve diğer öneriler karın doyurmuyordu. Evde çocuklar aç kaldı. Biz de o sebeple eve ekmek götürmek için bu deneyi yaptık. Öncelikle deneyin yapıldığı tarih olan 2012 yılına gidiyoruz. O yıllarda hani hatırlarsanız, hatırlamayanlar hatırlayanları hatırlatsın bakalım. Maya takvimi bittiği için dünyanın yok olacağı görüşüyle insanlar panik içindeydi. İzmir'in Şirince ilçesi kıyametten etkilenmeyeceği görüşüyle ne prim yapmıştı ama. 2012 diye de görsel şölen olan bir film de çıkmıştı. Filmde dünyanın altı üstüne geliyordu. Tam da böylesine bir panik hakimken bilim adamları hadi İsviçre'de dev mıknatısımızla bir deney yapalım diye düşünmüşler. Zamanlaması manidar. Peki bu deneyde elde edilen, daha doğrusu bize anlatılan şey neydi? Bu deneyde Tanrı Parçacığı adı verilen bir parçacık bulundu. Yani ismini bilim insanı Peter Higgs'ten alan Higgs parçacığı bulundu. Bu parçacık en basit anlamda maddenin neden kütlesi var sorusuna cevap olacak bir gelişmeydi. Tabii bu buzdağının görünen kısmıydı. Buzdağını niye gösterdim şimdi ben ya? Konuyla hiç alakası yoktu. Neyse, bu kısmı görmezden sayalım. Tabii bir de CERN deneyiyle ilgili gizemli teoriler var. Farklı boyutlara kapı açıldığından tutun da uzaylılarla bağlantı kurulduğuna dair uzayıp giden bir liste var. Ama bu komple teorileri diyebileceğimiz unsurlar içerisinde en elle tutulur teori yeni bir enerji kaynağı bulundu ya da bulunmak isteniyor teorisiydi. Hani o filmlerde gördüğümüz dev uzay araçlarının yıldızlar arasında seyahat etmesi için gerekli olan dev bir enerji kaynağından bahsediyorum. Malum onlar katı yakıt ya da sıvı hidrojenle onca yolu alamazlar. Ama muazzam bir enerji kaynağıyla çok uzak gezegenlere seyahat etmek mümkün. Çok uzak derken Mars filan demiyorum, onun da ötesinde yerler. Tabii bunlar şimdilik teori boyutunda. Ama böylesine bir enerji kaynağının bulunması gelecek nesiller için ciddi anlamda pozitif bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Tabii iyi amaçlar için kullanılırsa. Peki ya kötü amaçlar için kullanılırsa? Aman ağzımdan yel alsın, düşünmek bile istemiyorum. Size anlatıp da karamsarlığa sebep olmamalıyım. Geldik bir videonun daha sonuna. Sağ altta minicik şirin bir abone ol tuşu var. O tuşa basarak benim için yepyeni bir enerji kaynağı sağlayabilir ve sonraki videomu daha büyük bir şevkle yapmamı sağlayabilirsiniz. Hepinize keyifli bir gün dilerim. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.